Bu denetimler sırasında şunu memnuniyetle müşahede edelim ki, ediyoruz ki ve şunu net bir şekilde ifade edeyim ki, Kayserili vatandaşlarımız, hemşerilerimiz kurallara uyulması konusunda büyük gayret gösteriyorlar, büyük özen gösteriyorlar. Geçen gün ziyaretime başka bir vilayetten gelen arkadaşımın bana söylediği şey, evet ben Kayseri'yi dolaştım, kendi ilimle mukayese ettiğim zaman da Kayseri'de maske takma oranının çok çok yüksek olduğunu gördüm dedi. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bizim amacımız bu. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirip koronavirüsle mücadelede en büyük silahımız olan maskeyi, mesafeyi ve temizliği vatandaşlarımıza anlatıp bunu kalıcı şekilde hassasiyetle, kararlılıkla devam ettirmek. Buna destek veren, katkı veren bütün hemşerilerimize, kamu kurumlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz bunları böyle yaptığımız müddetçe ne oluyor? Hastanede canla başla çalışan, virüsün ortaya çıktığı günden beri büyük bir fedakarlıkla emek veren, gayret gösteren, mesai harcayan sağlık çalışanlarımıza da destek veriyoruz. Bu çok önemli. Bugün geldiğimiz noktada sizler de görüyorsunuz, haritaları takip ediyorsunuz. Büyük bir mücadele sonucunda önemli noktalara geldik. Olumlu işaretler aldık. Ama bu bizi rehavete sürüklemesin diyoruz. Çünkü nasıl ki 10-15 gün içerisinde tabloyu olumlu yönde değiştirdiysek, yapacağımız yanlışlıklar, ihmalkarlığımız, rehavete kapılmamız tabloyu tekrar 10-15 gün içerisinde olumsuz yönde değiştirebilecek. Bunun için bizim çok dikkat etmemiz lazım. Buradan bir eksiğimizi daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Çok değerli arkadaşlar, bizim daha önce de ifade ettiğimiz gibi filyasyon ekiplerimiz sahada canla başla çalışıyorlar. Büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Virüsle mücadelede en önemli konulardan bir tanesi filyasyonu doğru ve zamanında yapmak. Arkadaşlarımız bu konuda gayret gösteriyorlar. Tabii ki filyasyonun doğru yapılması tek taraflı bir olay değil. Bunun iki tarafı var. Bir, çalışan arkadaşlarımız, iki, konunun muhatabı olan vatandaşlarımız. Konunun muhatabı olan vatandaşlarımız, enfekte olan vatandaşlarımız, virüs kapan vatandaşlarımız şayet temaslarını eksik söylerlerse korkarım ki vaka sayımız artacak. Daha önce ifade etmiştim. Tablomuzun olumlu olduğu zamanlarda filyasyon sırasında enfekte olan, virüsü kapan vatandaşlarımızın verdiği temaslı sayısı 6.8 civarındaydı. Yani 7 kişiydi. Bugün herhangi birimize virüs bulaştığı zaman filyasyon ekibi bize geldiğinde kendisine 7 kişinin ismini veriyorken maalesef bu rakam bir ara 2.5'lere kadar düştü. Fakat yaptığımız çağrılar sonrasında ve arkadaşlarımızın çalışmaları sonucu biz bu oranı tekrar 3.5-4'lere doğru çıkartmıştık. Ancak maalesef son günlerde tekrar bizim filyasyonda enfekte olan vatandaşlardan aldığımız temaslı sayısı 2.5'lara düştü tekrar. Bakın bu çok tehlikeli bir durum. Burada sakladığımız, gizlediğimiz her temaslı kişi bu virüs tespit edilinceye kadarki zamanda bir sürü insana eğer karantinaya alınmazsa, izole edilmezse, tespit edilip testi pozitif çıkıncaya kadar birçok vatandaşımıza bu virüsü bulaştıracak. Ve bakın bunların içerisinde gecikenler olduğu zaman bunlarda yoğun bakım ihtiyacı olduğu için hastanelerimizin yükü artacak. Entübe olduklarında hastanelerimizin yükü artacak. Biz enfekte olan vatandaşımızı erken tespit ettiğimiz zaman bu vatandaşlarımızı evlerinde izole ederek hiç hastaneye gitmeden tedavi ediyoruz. Bunu yaptığımız zaman hastanelerimizin yükü azalacak. Ama maalesef geciktiği zaman, tablo ağırlaştığı zaman hastanede kalış süresi, tedavi süresi de uzayacağı için hem kendisi sıkıntı çekecek, ailesi sıkıntı çekecek, bir de sağlık sistemimize ekstradan yük bindirmiş olacağız. Bunun için tekrar özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyorum, istirham ediyorum. Temaslarınızı doğru verin. Zamanında verin ki biz bu mücadelede başarılı olalım. Tablomuz tekrar olumsuz yöne dönmesin.